Xiaomi her sene amiral gemisi modelleri ile ciddi derecede ilgiyi toplamayı başarıyor. Bu seneki amiral gemisi modeli ise çok yakın bir zamanda 26 Ekim'de tanıtıldı ve şu anda kendisi masamda sizlerle birlikte kutusundan çıkartacağız ve sizlerle ilk deneyimlerimi paylaşacağım. Evet şu anda takvim 6 Kasım yani 10 gün oldu ve bu cihaz benim masama ulaştı. Xiaomi 14 gerçekten çok iddialı bir telefon. Özellikle lansmanı ile birlikte insanlar bu telefon hakkında bolca konuşmaya başladı. Neden? Çünkü çok iddialı özellikleri var. Yeni bir Yonga seti ile birlikte geliyor. Çok iddialı bir ekranla birlikte geliyor. Tasarım anlamında çok ciddi bir değişiklik yok ama ben zaten tasarımlarını beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii bir de bunun Pro versiyonu var. Xiaomi 14 Pro ve onun bir de Titanium versiyonu var. Onları da mümkün olursa ilerleyen zamanda kanalımda görüyor olacaksınız. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi 14 kutusundan çıkartalım. Alıştığımız bir Xiaomi kutusu var burada. Beyaz renkli bir kutu. Burada Xiaomi 14 yazısını görebilirsiniz. Hatta Leica ile birlikte geliştirildiğini gösteren ibareler de burada yer alıyor. Hemen şöyle baktığımız zaman bizim elimizdeki telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olduğunu görebilirsiniz. Tabi burada önemli bir detay daha var. Şu köşede görüyorsunuz. Çince olsa da tabi ki sevenleri biliyor. Bu telefon Snapdragon'un en yeni Yonga seti. Snapdragon Gen 3 ile birlikte geliyor. Çok ciddi bir performans artışı var performansını da sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Şöyle hızlıca kutusundan çıkartalım. Kutuyu çıkarttığımız zaman kutunun kapağını aldım. Altından yine bir alıştığımız Xiaomi klasik bir kutu daha çıkıyor. Bu kutunun içerisinde Xiaomi'nin aksesuarları geliyor. Hangi aksesuarlar var? Tabii ki telefonun kılıfı var. Ama normalde alıştığımızdan farklı olarak bu seneki telefonla birlikte Xiaomi 14 koyu renkli bir kılıf göndermeyi tercih etmiş. Bizim elimizdeki telefonda siyah renk. Dolayısıyla telefonun gövde rengiyle bu kılıfın eşleştiğini düşünüyorum. Tabi diğer renkleri henüz elimde yok. İlerleyen süreçte bununla ilgili bir bilgi alırsam da yorum kısmında sizinle paylaşıyor olurum. Şunları şöyle bir kenara kaldıralım. Hatta Xiaomi 14'ün kapağını da şöyle koyayım. Hangi telefonun kutusunu açtığımız belli olsun. Şimdi Xiaomi 14'ü şöyle kutusundan alacağım. Heyecanı biraz daha arttırmak için telefonu açılışa bırakacağım. Ama kutunun içerisinden neler çıkıyor diye bakmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi jelatinleri üzerinde henüz hiç açılmamış bir telefon olduğunu düşünüyorum. Şöyle açtık. Burada ne var? Xiaomi 14'ün şarj kablosu var. USB A'dan USB C'ye alıştığımız Xiaomi klasiği içi kırmızı turuncu gibi bir yapıya sahip olan bir şarj kablosunu görebilirsiniz. Şarj kablosunu şöyle bıraktım. Burada dikkat dikkat çeken bir unsur var. Bunu zaten derinlemesine konuşuyor olacağız. Şurada Xiaomi 14'ün şarj adaptörünü görebilirsiniz. 90 watt gücünde bir adaptör bu. Bu 90 wattlık adaptör Quick Charge 4.0 standardını destekliyor ve Xiaomi bu telefonun yani Xiaomi 14'ün bu adaptörüyle sıfırdan 100'e 31 dakikada şarj olduğunu söylüyor. Bunu tabii ki ilerleyen kısımda test ediyor olacağız. Şimdi bunları tekrardan şöyle kutunun içerisinde topluyorum. Kutuyu kaldırıyorum. Sizlerle birlikte esas önemli olan parça Xiaomi 14'e bakmaya başlıyoruz. Hyper OS ile birlikte geliyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Xiaomi'nin yeni işletim sistemi diyebileceğimiz yeni bir arayüzü. Bu arayüzle birlikte Xiaomi bazı şeyleri değiştirmiş. Tabii ki tasarım anlamında baştan sona bir değişiklik yok ama tasarım anlamında da bolca değişiklik var. Bunları da zaten ilerleyen kısımda size gösteriyor olacağım. Şöyle telefonun jelatinini alalım. Dediğim gibi bizim elimizdeki renk siyah rengi şöyle leletinden kurtardıktan sonra şöyle siyah rengini sizlere göstermek istiyorum. Mat bir rengi var. Arka yüzey cam ama çok kaliteli bir hissiyata sahip olduğunu söylemem lazım. Özellikle ben mat siyah renkli ürünleri, mat siyah renkli herhangi bir şeyi çok beğeniyorum. Bence mat siyah bu telefonun da arka tarafına çok yakışmış. Ama çerçevesi alüminyum ve bu alüminyum parlatılmış yapıda. Yani baktığınız zaman aslında iPhone'larda gördüğümüz paslanmaz çeliğe yapısı olarak benzediğini söyleyebiliriz. Şöyle gösterebilirim size daha net bir şekilde. Ve dolayısıyla parlak olması sebebiyle de birazcık parmak izi bırakıyor. Bunu da hemen söylemiş olayım. Hızlı bir şekilde kuralım. Xiaomi Hyper OS dedim. Kuruluma başladım. Tabii ki henüz sadece Çin pazarında olduğu için bu telefon bir Türkçe dil seçeneği yok. İngilizce olarak devam edeceğim. Text boyutunu arttırmıyorum. internete bağlamıyorum. Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Tabi arayüz değiştiği için bakalım kurulum ekranında bazı değişiklikler var mı? Bunları da birlikte görelim. Bir gizlilik politikası var. Bunlar benzer şekilde tabi animasyonlar değişmiş ama önceki kurulum ekranına oldukça benzediğini söylemem lazım. Şöyle bir tekrar ileri diyelim. Sim kart için bakılıyor diyor. Hayır sim kartımız yok. Sim kart takmayacağız da. Tekrar ileri diyorum. Yeni bir device olarak, yeni bir cihaz olarak kur diyorum. Hemen parmak izini birlikte deneyelim. Bir pin oluşturalım. Tabii ki pinimiz 1 2 3 4 olsun. 1 2 3 4 dedim. 1 2 3 4 dedim. Onayladım. Parmak izi ekliyorum. Burada onay veriyorum ve şimdi sizlerle birlikte parmak izimi tanıtıyorum cihaza. Burada optik bir parmak izi var. Başka markaların amiral gemilerinde gördüğümüz gibi bir sonar parmak izi yok. Dolayısıyla kaldırıp okutmanız gerekiyor her seferinde. Biliyorsunuz sonar parmak izi tarayıcılar artık tek seferde bütün parmağınızın haritasını çıkartabiliyor. Parmak izini tanıttım. Mi AI geldi. Biliyorsunuz bu Xiaomi'nin yapay zekalı asistanı. Bunu şimdilik kurmayacağım. Geçiyorum. Bununla ilgili de bir işlemimiz yok. Tam ekran hareketleriyle kullanacağım şekilde kurdum. Burada hareketleri öğrenmem için bir animasyon tasarlamışlar bana. Burada hemen hareketleri hızlı bir şekilde öğrenebiliyorum ki zaten bunlar aslında hemen hemen her kullanıcının bildiği hareketler. Yani bence bu öğrenme aşamasını artık geçebiliyor olmamız lazım. Ama Xiaomi HyperOS'in kurulumunu sizlerle birlikte tamamlamış olduk. Hem HyperOS'i Türkiye'de ilk kuran kişi olabilirim hem de tabii ki Xiaomi 14'ün incelemesini de kutu açılışında hem sizler Türkiye'de ilk görenlersiniz hem de tabii ki ben Türkiye'de ilk görenlerim. Aşağıdan yukarı kaydırdım ve ana ekranıma ulaştım. Xiaomi'nin alıştığımız ana ekranına benziyor aslında. Yani bana sorarsanız MIUI'dan çok bir farkı yok şu anda. Hani baktığımız zaman evet uygulamalar, evet klasörler bu şekilde geliyordu. Ayarlara girdiğim zaman ayarlarda da şu anda ciddi bir tasarımsal farklılık görmüyorum ama şunu söylemek lazım. Yani bir ayarlar uygulaması ne kadar farklı tasarlanabilir? Bence çok farklı tasarlanamaz. Dolayısıyla beklendiği gibi olduğunu söyleyebilirim. Burada My Device menüsü altına girdiğim zaman daha önce farklı bir tasarım vardı. Elimdeki görüntülerden size gösterebilirim. Artık buradaki tasarım değişmiş ve baktığımız zaman biraz daha farklı, biraz daha da hoş durduğunu söylemem lazım. Evet önceki tasarım kötü değildi ama bu tasarım bence daha iyi olmuş. Tabi tasarımdan bahsedeceğim ama cihazın genel özelliklerinden de HyperOS'dan önce bir bahsetmemiz lazım. Xiaomi 14 Xiaomi'nin bu seneki amiral gemisi seviyesi modellerinden bir tanesi. Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 Pro Titanium olarak 3 farklı model çıktı. Ama Xiaomi 14 Pro ve Pro Titanium aslında aynı cihazlar. Sadece Titanium olanının çerçevesi Titanium'dan üretilmiş. Ben de cihazı deneyimleme fırsatı buldum ama daha uzun süreli hatta kutu açılış videosu olacak şekilde edinmeye çalışıyorum. İlerleyen süreçte kanalda olabilir. Dolayısıyla o videoyu da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Şimdi tasarımdan bahsettim. Evet Xiaomi 13'e aşırı derecede benziyor. Xiaomi 13'ü de ben kullanmıştım. Xiaomi 13'e aşırı derecede benziyor. Kamera adasının tasarımı, genel tasarım hatları baktığımız zaman neredeyse Xiaomi 13 ile aynı olduğunu söyleyebilirim. Bu benim için kötü bir şey değil. Bazı insanlar her cihaz yenilenliğine farklı bir tasarım istiyor ama ben onlardan biri değilim. Köşeleri oldukça düz. Bunu da söyleyeyim. Şöyle bıraktığımda gördüğünüz gibi kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Dolayısıyla bu düz kenarları da tabii ki elde tutuşunuzu bazı durumlarda daha konforlu hale getiriyor. Bazı durumlarda daha konforsuz hale getiriyor. Ama arka tarafında güzel bir kavis var. Arka taraftaki cam iyi şekilde kavislendirilmiş ve dolayısıyla arka taraftaki cam elinize yumuşak bir hissiyat sunuyor. Uzun süreli kullanımlarınızda elinizi rahatsız etmiyor. Bunu söyleyebilirim. Kameradası iki basamaklı şekilde tasarlanmış ve bu iki basamaklı çıkıntıyla birlikte baya bir çıkıntı yapıyor. Ve bu kameradasının içerisinde 50 megapiksel çözünürlüğe sahip 3 tane kamera yer alıyor. Bunlardan bir tanesi telefon kamerası, bir tanesi ana kamera, bir tanesi de geniş açı kamerası. Bunların performansını ilerleyen süreçte deneyimliyor olacağız. Ekranın üst tarafında yer alan nokta şeklindeki çentik içerisinde ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olan ön kamera var. Ve bu ön kameranın bir sürprizi daha var. Artık bu kamerayla birlikte 4K çözünürlüğe sahip 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Tabi Xiaomi'nin amiral gemisi seviyesi bir telefon olduğu zaman şundan da bahsetmek lazım. Bu telefon suya karşı dayanıklı IP68 sertifikası var. Ama Xiaomi'nin amiral gemisi seviyesi telefonlarında özellikle son birkaç yıldır benim en çok dikkatimi çeken özellik ekran. Yine bu bu telefonda da 68 milyar renk sunabilen gayet geniş bir renk derinliğine sahip LTPO bir OLED ekran var ve bu OLED ekran 120 Hz tazeleme hızı sunabiliyor ama esas önemli olan nokta bu değil. Bu ekranın parlaklığı tam 3000 nit yani yoğun güneş ışığı altında HDR görüntüler gösterirken 3000 nit'e varan parlaklıklara çıkabiliyor. Bu sayede hangi ışık koşulunda kullanıyor olursanız olun çok rahat bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz. Ve şu anda yanılmıyorsam bu ekran akıllı telefonlar içerisindeki en yüksek parlaklığa ulaşabilen ekran. Tabi çözünürlüğünü de hemen söyleyeyim sizlere. 1200'e 2670'lik bir çözünürlüğü var. Yani yüksek çözünürlüğe sahip olduğunu söyleyelim ve 6.36 inç boyutunda yani çok büyük olmayan bir telefon. Xiaomi 14. Tabi şimdi cihazı kutusundan çıkarttığım için HyperOS deneyimi hakkında çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Belki ilerleyen süreçte bu konuyla ilgili farklı bir video gelebilir. Ama Snapdragon 8 Gen 3 ve Android 14 tabanlı HyperOS ile birlikte geldiğini söyleyelim. 12 GB RAM ve 256 GB'lık depolama alanına sahip ve bu depolama alanı UFS 4.0 yani oldukça hızlı bir depolama alanı olduğunu söyleyeyim. Yani 8K videolar kaydettiğiniz zaman o videoların hafızaya kaydedilme süresi oldukça kısalacak. Tabi bir de oyun oynamayı seviyorsanız oyunlarınız da bu telefonda daha hızlı bir şekilde başlayacak. Gelelim kamera tarafına. Kamera tarafında tabi çok söyleyebileceğim bir şey yok. Şu anda bu telefonu henüz deneyimlemedim. Ama size şunu söyleyebilirim. Xiaomi 13'te kamera konusunda gayet iddialıydı. Leica işbirliğiyle birlikte Xiaomi gerçekten başarılı telefonlar ortaya koyuyor. Xiaomi 14'e de baktığımız zaman kamera konusunda gayet iddialı olacağını hemen baştan söyleyebiliriz. Tabii ki ben konuşurken siz kamera örneklerini bir yandan görüntüleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla kamera performansı konusundaki fikirlerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Genel anlamda Leica'nın ben başarılı işler ortaya çıkarttığını düşünüyorum. Yani akıllı telefonlar tarafında hangi markayla işbirliği yapsa gayet başarılı sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Xiaomi de son yıllarda gerçekten amiral gemisi seviyesindeki telefonlarıyla birlikte başarılı işler çıkartabiliyor. Video tarafına baktığımız zaman 8K çözünürlüğünde 24 FPS hızında videoları bu telefonun ana kamerasıyla çekebiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz 4K çözünürlüğe sahip 60 FPS hızında videoları arka kamerayla veya ön kamerayla çekebiliyorsunuz. Önemli bir diğer konu aslında şu Xiaomi 14'ü tasarlarken sadece performansına, kamerasına veya ekranına odaklanıp diğer konuları geri plana atmamış. Çünkü baktığımız zaman bu telefon Wi-Fi 7 ile birlikte geliyor. Evet Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6e hala çok hızlı standartlar ve hatta çok yaygın bile değiller. Ama Wi-Fi 7 çok güncel bir standart olmasına rağmen bu telefonla bir birlikte kullanılabiliyor. Dolayısıyla performanslı bir deneyimi bu telefonla internette gezinirken elde edebiliyorsunuz. Tabi önemli olan bir diğer konu da bluetooth sürümü. Bluetooth 5.4 yine bu telefonla birlikte destekleniyor. Dolayısıyla en güncel bluetooth cihazları aldığınızda en güncel bluetooth sürümünden faydalanabilir. Hem performans anlamında hem de batarya performansı anlamında daha iyi bir deneyimi yine Xiaomi 14 ile elde edebilirsiniz. Sizlerle birlikte kurulum ekranında parmak izini ayarlamıştık. Ekran altında bir parmak izi sensörü var. Okuma hızı ise gayet yerinde yani şöyle dokunduğum anda hemen hızlı bir şekilde okuyarak telefonumun kilidini açabiliyor. Xiaomi 14 4810 mAh saatlik kapasiteye sahip bir batarya ile birlikte geliyor ve bu bataryayı kutu içerisinden çıkan adaptörle birlikte 90 Watt hızında şarj edebiliyorsunuz. Ama bir güzel tarafı da kablosuz şarj etmek isterseniz bu telefon 50 Watt hızında kablosuz şarjı destekliyor. Xiaomi'nin böyle bir standı var onu alıp kullanmanız gerekiyor. 50 Watt kablosuz şarj hızı gerçekten çok yüksek. Dolayısıyla bu telefonda herhangi bir şey eksik bırakmama konusunda gayet iddialı olduklarını söyleyebilirim. Şimdi sizlerle birlikte bu telefon kaç dakikada şarj oluyor bir bakalım. Xiaomi 13 çok iddialı renklerle birlikte gelmişti. Düz renklerin yanı sıra çok parlak renkleri de vardı ama Xiaomi 14'e baktığımız zaman sadece 4 tane renk seçeneği var. Benim elimdeki siyah ve haricinde gümüş. Bunların haricinde ise pembe ve yeşil olmak üzere toplamda 4 rengi var. Çok iddialı canlı renkleri yok ki ben Xiaomi 13'ün kırmızısına bayılmıştım. Bunu kesinlikle söylemem lazım. Xiaomi 14 hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Tabi ben videoyu kapatmadan önce sizlerin desteği benim için çok önemli. Lütfen videoyu beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Xiaomi 14'ü nasıl buldunuz? Genel özellikleri hakkında ne Neler düşünüyorsunuz? Snapdragon 8 Gen için performansı sizce nasıl? Tüm bu konular hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın.